Doğal ve beşeri unsurları açıklayarak beşer tane örnek yazınız. Şimdi burada doğal ve beşeri kısmı yorumlarsak, doğal unsurlar doğanın kendisinde bulunan fiziksel özellikler, canlılar ve doğal kaynaklar gibi doğal varlıkları ifade ederken, beşeri unsurlar insanlar tarafından yapılan yapılar, kültür, sanat, ekonomi ve toplumsal yapılar gibi insan etkisi altındaki varlıkları ifade eder. Yani burada baktığımızda doğal kendiliğinden oluşan, beşeri ise insanlar yani beşer kısmında insan kısmından geliyor. İnsanlar tarafından oluşturulmuş ya da insanların yaptığı faaliyetleri ifade etmektedir. Buna göre doğal ve beşeri unsurlara örnek verirsek, örneğin perivacaları, volkanik oluşumdur, doğaldır, insan etkisi yoktur. Kanyon vadiler özellikle karstik alanlarda daha çok görülür, basamaklı bir yapıya sahiptir akarsular, dağlar, toprak bunlar doğal unsurlar arasında sayılabilir ki tabii ki arttırılabilir örnekler. Beşeri unsurlar arasında insanların yaptığı barajlar, viyadükler özellikle karayollarında geçiş amacıyla kullandığımız işte vadi kısmını geçtiğimiz binalar, köprüler, hızlı trenler, yine kanallar olabilir. Panama kanalı, Süveyş kanalı gibi bunları örnek verebiliyoruz. Dünyayı oluşturan dört temel ortamı yazınız bu ortamlarda yer alan unsurlara ikişer tane örnek veriniz. Dünyayı oluşturan dört temel ortamı dikkate aldığımızda hava küre yani atmosfer, su küre yani hidrosfer, taş küre yani litosfer, canlı küre yani biosferdir. Buna göre baktığımızda bunlarla ilgili ikişer de örnek verelim. Litosfer yani taş küre dediğimizde dağ, platolar, örnek verebilir. Ovalar örnek verebilir. Bir üçüncü olarak tabi arttırılıyor yine. Atmosfer, hava küre, sıcaklık, yağış tabi arttırılabilir. Basınç, rüzgar böyle devam ediyor. Hidrosfer, su küre, akar, su, deniz, göl şeklinde devam eder. Biyosfer, canlı küre, bitki, hayvanlar, mikroorganizmalar yine arttırılabilir. Bu şekilde örneklerimizi de vermiş olduk. Coğrafyanın alt bilim dallarını yazınız. Şimdi coğrafyayı biz beşeri e, ve fiziki olarak genel anlamda ikiye ayırabiliriz. Tabii farklı ayrımlar var. E, beşeri ve fiziki olarak ayırdığımızda tabi ki coğrafyanın alt dalları bir de coğrafyaya yardımcı olan Bilim dalları da var. Bu kısımda coğrafyanın alt dallarına baktığımızda fiziki coğrafya, jeomorfoloji, yer şeklini inceliyordu. Klimatoloji, iklim bilimi, hava olayları, hidrografya, su, biyoloji, canlı, kartografya da harita bilimi olarak karşımıza çıkıyordu. Beşeri coğrafya kısmında yerleşme, nüfus, ekonomik coğrafya içerisinde tarım, enerji, ticaret, ulaşım, sanayi arttırılabilir. Siyasi coğrafya, tarihi coğrafya şeklinde de Örneklendirebiliriz tabii daha ayrıntılı sınıflandırmalar da var. Örneğin jeomorfolojiye yardımcı olan bilim dalları olabiliyor. Örneğin jeoloji gibi. Ya da hidrografya kısmında limnoloji göl bilimiydi, e, potamoloji akarsu bilimiydi. Bu şekilde arttırılabiliyor. Yani biz genel ölçeği bu şekilde çizmiş olduk ve buna göre de e, bazı önemli noktalara da değindik aşağıda verilen bilim dallarının karşısına açıklamaları yazınız. Jeomorfoloji ki jeo yer, morfo şekil olarak karşımıza çıkıyordu kelime anlamı olarak. Loji de bilim. Yani yeryüz yeryüzü şekilden yeryüzü şekillerini, yeryüzünün şekillenmesine etkili olan iç ve dış kuvvetlerin yanı sıra dağ, plato, ova gibi yeryüzü şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceleyen bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Klimatolojik klimadan aklımıza gelebilir. İklim bilimi olarak dikkate alınıyor. İklimin ve iklim elemanlarının ki iklim elemanı dediğimizde sıcaklık, basınç, rüzgar, yağış, nem geliyor. Yeryüzündeki oluşumu, etkileşimi ve dağılışını inceleyen bilim dalımız. Hidro deyince aklımıza su geliyor. Sularla alakalı yer üstü suları olsun, yeraltı suları olsun ki yer üstünde okyanus, deniz, göl, akarsu gibi. Bunları inceleyen yine oluşumunu ve dağılışını inceleyen bilim dalı hidrografya. Biyo canlı kısmında, biyo coğrafya canlılar kısmında ifade ettiğimiz bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışı etkileyen faktörleri inceleyen e, bilim dalları arasında sayılıyor. Jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyo coğrafya zaten dört temel ortamımızı da inceleyen bilim dalları olmaktadır. Orta çağda coğrafyanın tarihsel gelişimini açıklayınız. Orta çağ Avrupa'sında skolastik bir düşünce vardı. Yani kilisenin baskısı sonucu özellikle insanlar düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edemiyor. Mesela kilise dünya düz dese herkes düz demek zorunda. Aksini savunan kişiler Ölümle ya da dinden çıkarılma gibi noktalarda karşımıza çıkıyordu. Yani Orta Çağ Avrupası'nda coğrafya diğer bilimlerde olduğu gibi kilisenin baskı sonucu uzun bir duraklama dönemine girmişti. Bu dönemde coğrafya bilim mirasına katkı sunmayı İslam coğrafyacıları üstlenmiş. Çünkü bu dönemde e, özgürce ifade edebiliyorlardı kendilerini. E, bu dönemin bilim insanları ilk çağda verilen eserlerden yararlanmış dünyayı üstün denebilecek araştırmacı ve gözlemci yönleriyle kaydederek Çağ, çağı, çağı aşan eserler vermişlerdir. Örneğin Kaşgarlı Mahmut, Divan Lugati Türk gibi. bunun dışında Muhammed İdrisi var, Makdisi, Mesudi, i̇bn Sina ve Biruni gibi bu dönemde öne çıkan bilim insanları ki İslam coğrafyasından daha çok çünkü Avrupa'da dediğimiz gibi skolastik bir düşünce olduğu için orada çok fazla bilimler gelişme gösterememişti. Tabii ki orta çağdan sonra Rönesans ve reform hareketleriyle Avrupa daha hızlı bir şekilde gelişmiş ya da tarihsel gelişim yaşam ama Orta Çağ için İslam coğrafyacıları öne çıktı diyebiliriz. Bu şekilde Orta Çağ'ı e, özetleyebiliriz. Aşağıda verilen eserleri hazırlayan bilim insanlarını karşısına yazınız. Kitab-ı Bahriye adlı eseri ortaya koyan kişi Pir Reis'tir. Özellikle dünya haritası çizerek ki Ceylan Derisi üzerine çizdiği dikkate alınır ve günümüz haritalarına oldukça yakın olarak bir özellik taşıyordu. Seyahatnameye baktığımızda Evliya Çelebi'yi görüyoruz. Cihan Numa'ya baktığımızda Katip Çelebi'yi görüyoruz. Mukaddime adlı eser İbni Haldun'a ait. Divanı Lügati Türk ise Kaşgarlı Mahmud'a ait olan eserler arasında sayılıyor. Bu şekilde eşleştirmemizi yapmış olduk.